Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Sims 4 oynuyoruz. Yeni bir aile kuracağım. Daha doğrusu aile değil, bir kişi oluşturacağım. Kız mı erkek mi olsa şu anda düşünüyorum. Erkek, evet erkek olsun. Onunla gelişeceğiz. Yani gelişeceğiz derken bir kız arkadaş edineceğiz. Evleneceğiz, çocuklarımız olacak falan. Önce bir random atalım. Şöyle beğeneceğimiz, üstünde duracağımız bir tip gelsin. Bence bunun üstünde durabiliriz. Yüzden başlayalım. Saç işim bence 110 numara. Şöyle yapalım. Şunlara bakayım. Kesin büyük ihtimal hiçbirinizin şeyi, zevki benimle uyuşmayacak çünkü ben biraz farklı zevkteyim. Zevklerim farklı. Bence bu güzel. Kulaklara bakalım. Ya bu daha güzel. Biraz küçültürsek. Aynen. Gözler. Şöyle bir bakalım göz tiplerine. Şu bence iyi. Kaşlara gelelim. Daha çok çatık kaş istiyorum. Bu güzel. Saçında bir değişiklik yapacağım. Aynen. Omuzlar şöyle üçgen bir vücut olsun. Bence şu anda şu şekilde iyi. Ama saç rengine bir değişiklik versek. Pardon, tabi onu seçmeyeceğim. Aynen. Sakal rengi. Sakalını ben beğendim. Boş sakal. Çok kötü sakallar bunlar. Şöyle sık. Şöyle de olabilir. Şöyle de olabilir. Evet, böyle daha güzel mi? Yoksa şöyle mi? Böyle güzel. Aynen, beğendim. Gözlük falan taksın mı? Bence gerek yok. Kolye olabilir belki. Şimdi kıyafetlerine geçelim. Günlük kıyafet olarak bence bu güzel. Yok, bu iş kıyafeti yaparız bunu. Günlük kıyafetlere şöyle bakıyorum, beğendiğim olursa rengini de değiştireceğim. Şöyle gömlek giyinebilir aslında ama sade bir gömlek. Sadece siyah. Olsa güzel olurdu. Bu da güzel. Aslında tam böyle iş kıyafetleri bunlar. Evet, bu güzel. Buradan. Paltonun. Hiç güzel değil. Şöyle bir genişlettim. Evet, bence güzel. Gündelik kıyafet olarak güzel. Ayakkabıları unutmayalım. En çok unuttuğum şey zaten ayakkabı. Şuradan. Bunu da beyaz giyindireceğim ama kızacaksınız gibi. Ama ben aynı renklerin böyle tonlarının olmasını daha çok seviyorum.
Şu şekilde olsun. Ve aynı renk tonları bence daha güzel. De bu da güzelmiş. Şu kahverengi de güzelmiş. Ama şu. Tamam. Bu gündelik kıyafetimiz olabilir. Şimdi iş kıyafeti olarak çok iğrenç bir kıyafeti var şu anda. Takım elbise var mı? Bu arada bütün şeyler var. Eklentiler. Yok. Biz kendimiz giyindirelim. Çok kro oluyor. Şu olabilir mi ki? Şu formalı çıkarsak da baksak. Yok, bu iş kıyafeti olmaz. Şuradan. Altına bir pantolon al bakalım, belki güzel durabilir. Yok. Ha, hiç olmaz. Bu güzel. Renklerine bakalım. Yine beyaz giyindirmeyeyim de. Hani yine beyaz giyindirmeyelim. Tam böyle bir gömlek olsun. Tam siyah yok mu bunun? Ya da böyle açık. Şöyle. Şunlara bakıyorum. Zaten büyük ihtimal bu bölüm belki evi yaparız. Yetişmezse yapacak bir şey yok. Yok, bunu beğenmedim. Hiç güzel değil hiçbiri. Böyle gömlek yerine simsiyah bir gömlek var mı? Tamam, altına şey yapalım. Şu pantolonun siyahını. Yok, hiç hoş değil. Evet, tam da iş adamı olsun istemiyorum aslında ama. O yüzden uğraşıyorum biraz da. Yok, çok iğrenç pantolon. Tam iş adamı haline getiriyorum adamı. Onu yapmak istemiyorum. Tam böyle memur masada oturan adam tipi olsun istemiyorum. Ama bu alttaki bir dursun. Üste bakalım. Üstteki iyi gibi. Yine altı değiştireceğim. Altın. Hiç beğenmiyorum. Bu paltonun şekli güzel. Yok, çok çirkin bir paltonun. Adamı. Şurayı beyaz yapsak. Yine beyaz olacak ama. Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ayakkabılarını değiştirelim. Şuradan. Kundura giyindirsek. Yok, çok iğrenç. Şöyle bakıyorum. Aynı zamanda. Hiçbiri yakışmıyor.
Ayakkabı tiplerine bakacağım şimdi. Şunun bir siyahını. Ya da beyazını. Tamam, bu beyaz oldu. Buradan şeye geçelim. Şu vücudun atletikliği. Şöyle olsun, kilosu yeter. Aynen. Şimdi parti kıyafeti, pardon, spor kıyafeti. Bakalım, böyle toplu spor kıyafeti var mı? Çok iğrenç. Güzel olabilir. Aynen, bu güzel. Şuraya bakalım. Şort mu giyindirsek? Yok, buna uygun bir renk yok bu şortta. Burada da yok. Üstü değiştirmek zorunda kalacağız yine. Üstü. Şu alta gelelim. Çok iğrenç hepsi. Berbat. Yine beyaz giydirdim, yine beyaz giydirdim, yine beyaz giydirdim adamı. En çok beyaz yakışıyor çünkü adamı. Tamam, böyle kalsın, yapacak bir şey. Şu üstündeki kazağı çok beğendim. Yatarken. Bu kazağı giyinebilir. Altına. Aslında ev ortamı olduğu için yine yanlış yeri tuttum. Ev ortamı olduğu için aynı. Kaslarını yapıyorum. Çok mu ince oldu beli acep? Şöyle yapalım. Ev ortamı dedik. Aynen, bence bu siyah olabilir. Terlik güzelmiş ama rengini değiştirirsek daha da bir güzel olabilir. Terlik de, neyse, terlik de beyaz olsun. Gri, aynen gri olsun, üsttekiyle biraz uyusun. Bir dakika, daha grisi var mıydı, üsttekine daha çok uyuşan renk? Aynen, üsttekine uyusun. Parti kıyafeti çok iğrenç yine. Aslında ben bunu severim. Ama şey diyebilirsiniz diye giyindirmek istemiyorum. Hazırlardan giyindirmişsin de diyebilirsiniz diye. Aslında bence çok iyi bu ya. Ayakkabıyı değiştirelim. Yine beyaz giyindirdim, evet.
Bence altılı böyle siyahlık mı versek? Yok neyse. Yine kundura tarzı bir şey giydireceğiz. Şu üsttekinin tonlaması var mı acaba? Bence bu güzel. Şu üstteki sarıya da benzedi biraz. Buradan. Tamamdır. Şu yüzüğü bir çıkartalım elinden. Çorap giyinsin mi ki? Aynen şu sarı çorap durabilir bence. Bunlar zaten belli olmuyor da. Saatler falan belli olmuyor, hiç gerek yok o yüzden. Başka da bir şey yapmaya gerek yok burası için. Parti şeye gelelim, yüzme kıyafetine. Şöyle üstleri var mı? Üstünü yok, çok saçma olur. Daha çok şu aynı. Tamam, böyle bir şey giyindireceğim. Kafadakini değiştirirsek ya da çıkartırsak. İptal edelim. Aynen daha iyi. Tam böyle olsun. Şöyle bir adamımız oldu. Bir şeyler unutmayalım. Ben hep unuturum böyle şeyleri. Kontrol edelim. Sonra geri dön falan yapmak zorunda kalmıyorum şimdi. Adamımız ne olsun? Love olsun. Romantik olsun. Şuraya gelelim. Yine romantik vereceğim ama daha iyi ilişkiler yapabilmek için aslında. Aynen yine romantik olsun. Art lover, müzik lover. Art lover yaparsak belki evde para kazanabiliriz. Vejetaryen. Outgoing verelim. Aynen. Bence adamımızı tamamladık. Hello, my name is. İsmine ne verelim? Güzel bir isim vermek istiyorum. Rodos olabilir mi ismi? Poyraz değil de. Düşünüyorum şu anda. Soyadını zaten YouTube yapacağım. Soyadını bir kere verelim. Büyük harfle başlasın lütfen. Soyadı YouTube olsun. İngilizce isim mi versek? İsmini Rodos yapabiliriz bence.
ne olsa İngilizce verdim ismini, tamam. Jasper, Marvin, Don, Rocky, Frederick. İsimsiz mi yapsak? Şu anda bayağı düşünüyorum yani. İsimsiz yapacağım. Ne olabilir? Evet, bu ekranda böyle düşünelim. Ne olabilir? Ne olabilir? Cihan mı koysak ismini? Ben Rodos olsun ya. Eğer sevmezsek değiştiririz ismini. Rodos YouTube olsun. Şöyle kaydedelim. Fotoğraflarını da çekelim. Şöyle oyunumuza bir başlayalım. Uzun olursa yapacak bir şey yok. Aynen devam ederiz. Nerede başlayabiliriz? Yeni şu eskileri değil de daha çok yenileri tercih edeyim mi diye düşünüyorum. Aslında hep bir apartmanda yaşamak istemişimdir ama geriye vazgeçiyorum. Şuraya bakalım. Şimdilik böyle bir yerde yaşasak mı? Herhalde buralar paralarımıza yetmiyor o yüzden. Şimdi burada bir yatak odası var, bir çocuk odası var. Mutfağı var. Oturma odası var. Tuvalet, banyo aslında güzel. İlk çocuktan sonra belki taşınabiliriz. Şuraya mı taşınsak? Burası daha mı güzel duruyor? Yatak odası. Şurası biraz dandirik. Bakalım. Başka yerlere bakalım. Ha, buraya baktık az önce. Şimdi buralara erişemiyoruz. Şuraya bakalım. 18 bin liraymış. Yatak odası var. Banyo. Şimdi kendim yapmaya kalksam bu evleri daha çok tutacak. Onun için uğraşmak istedim. Aha, bu ev güzel bence. Ya bu ev bence çok güzel ya. Şuradan yatak odası var. İki tane çocuğumuzu yatırabileceğimiz yer var. Bence burada başlayabiliriz. Eğer hoşumuza gitmezse şey yaparız. Arazide bir ev mı yapsak? Öyle mi yapsak? Bakalım. Dünyadan başka yerlerin arazilerine bakalım. Burada yaşamak istemem tabi. Şuralar olabilir. Şimdi bu kadar parayla güzel bir ev yapamayacağım. Onun için pek uğraşmak istemiyorum açıkçası. Burası 3000 lira. Burayı bir almayı denesek. Burayı bir ev yapsam.
Burada ev yapsak. Bence apartmandan ev alalım. Zaten süremiz de kalmamış. Çok fazla açtık vaktimizi. Şu hoşuma gitmişti. Başka bakalım. Daha güzelleri vardır belki. 17 bin liraymış aslında bu da. Çocuk odası da var. Yatak odası. İki tane yatak odası var. O güzel. Şuraya bakacağım. Yüzme havuzu var. Buralarda yok herhalde ev bildiğim kadarıyla. Şurayı beğendim aslında. Aynen. Olabilir. Şurayı da bunun mutfağı nerede? Dandirik bir mutfağı var herhalde. Aynen. Şu güzel ya. Tamam. Böyle. Aynı şekilde. Weekly rent mi? Buraları kiralıyor muyuz? Satın alamıyor muyuz yani? Bence taşınalım. Ne olduğunu daha bilmiyorum çünkü onları hiç denemedim. Oyunumuza da girelim. Videomuzu yavaştan bitirelim. Bir etrafa bakalım, düzeltmemiz gereken bir yerler varsa. Yoksa devam edebiliriz. Tabii 3 milyon yıl sonra böyle oyunumuz açılınca devam ederiz. Devam edebiliriz. Biraz hızlı olur musun? Aynen. Tamam, bence çok da kötü değil ya. Evet, bence güzel. Burada bir asansörümüz var. Buradan eve giriş yapıyoruz. Aynen. Şimdilik kullanabiliriz bu evi. Tamam, bu evi kullanalım. Neyse arkadaşlar, eğer beğenmezsek zaten normal bir şeye geçeriz. Yani şu anda pek yorum alamayacağım biliyorum. Çünkü takipçim yok şu anda. Abonem yok. Ama birkaç kişi izleyip de derse ki normal bir yere geç, o zaman geçerim. Zaten birkaç gün ara verir, diğer oyunlara yönelirim ki insanların sevdiği şeyleri anlayabilirim. Neyse. Herkese görüşürüz diyorum. Eğer izlediyseniz ve beğendiyseniz, abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınız ne olursa olsun beni çok mutlu eder. Lütfen yorum yapın. Görüşürüz.